Omurganın yana doğru eğilirken kendi etrafında dönmesiyle oluşan eğriliği biz skolyoz olarak adlandırıyoruz. Çocuğumuzda skolyoz var mı ya da duruşunda, postürel omurgasında bir problem var mı? Bunu biz evde anlayabiliriz. Literatüre baktığımızda ya da normalde bunu destekleyen bir çalışma yok. Yani kamburluk skolyoz oluşturur diye bir durum yok. Aslında hepimiz büyürken vücudumuzun asimetrisinin bozulduğu zamanla söyleniyor ama buna vücut uyum sağlıyor. Bozulan asimetriyi tekrar simetri haline getiriyor. Sidel Hanım'la birkaç sorum var. Fizyoterapist olarak ve daha çok böyle omurga üzerine çalışıyorsunuz. Evet hocam. Skolyozla ilgili özellikle. Genel olarak bir skolyozu tanımlayabilir misiniz bizim için? Tabii. Şimdi omurgaya normal, sağlıklı bir kişiye baktığımızda, arkadan karşıya doğru geçip baktığımızda dümdüz bir omurga görürüz. Omurganın yana doğru eğilirken kendi etrafında dönmesiyle oluşan eğriliği biz skolyoz olarak adlandırıyoruz. Genelde S şeklinde karşımıza çıkıyor. Çok nadir C şeklinde çıkıyor. Neden? Çünkü üst sırt bölümümüzde bir eğrilik oluştuğunda vücut bunu dengeleyebilmek için bir üst segmentte ya da bir alt segmentte buna dengeleyebilmek adına, yani kompense olunca ikinci bir eğrilik oluşturur. Anladım. Genelde de kız çocuklarında daha çok görülüyor. Bunların sebebi nedir? İsterseniz omurgamız var. Tabii, omurga üzerinden anlatayım. Her yerden bir şey çıkıyor. Şimdi skolyoz... Senin arkana da kaburga yerleştirdik. Omurgaya karşıdan baktığımızda şimdi gördüğümüz gibi dümdüz iner. Evet. Skolyoz dediğimizde omurga yana doğru gelir, eğilir ve kendi ekseni etrafında döner. Ve burada skolyoz oluşmuş olur. Yani omurga eğrili dediğimiz durum. Kız çocuklarında erkek çocuklarına göre 8-10 kat daha fazla görülüyor. Bunun sebebi aslında belli değil hocam ama bununla ilgili bir teori var. Aslında hepimiz büyürken vücudumuzun asimetrisinin bozulduğu zamanla söyleniyor ama buna vücut uyum sağlıyor. Bozulan asimetriyi tekrar simetri haline getiriyor. Kız çocukları ise erkek çocuklarına göre daha erken yaşta ergenlik, yani menstrual döngüye girdiği için bu asimetriyi toparlamaya vakitleri kalmadan orada bir eğriliği artırdığı düşünülüyor. Ama bu bir teori. Hani bununla ilgili net bir bilgi yok açıkçası. Anladım. Peki tedavide kaç yaşına kadar tedavi edebiliyorsunuz? Biz bu çocukları aslında 18-20 yaşına kadar şurot terapisiyle tedaviye devam edebiliyoruz. Şurot nedir? Şurot omurgayı 3 boyutlu ele alan, elle uyguladığımız mobilizasyon tekniklerini, düzeltmeleri içeren ve rotasyonel nefes bölgelerinin olduğu bir omurgayı düzeltme yöntemidir. 3 boyutlu düşünür çok omurgayı. Çok zor bir teknik ama eğitimini aldınız. Evet. Uyguluyorsunuz. Yalçın abi ne düşünüyorsun? Ben diyorum şunu şöyle koysak da uzun. Üzüldün omurganın abine şu an. Şakası bir yana tabii ki kız çocukları için şanssızlık bu değil mi? Yani ben öyle bir yorum yapayım. Evet, ya erkekler yine nispeten yırtıyor. Şimdiki nesil bir de tablet ve telefonlardan dolayı kambur bir nesil yetişiyor bu arada. Yürürken böyleler bak. Evet. Çarpacağım bana diyorum bazen bizim komşulardan biri geçerken. Evet zaten. Yok çarpmam. Çarpmam deyip araba sürerken falan da çok. O da çok riskli. Ve kazaların birçoğu. Evet, bu oluyor. Telefon kullanımına bağlı benim gözlemlediğim pandemi sürecinde hem yetişkin hem çocuklarda çok fazla omurga problemi var. Yani boyun ağrısı, sırt ağrısı, boyunda düzleşme çok aşırı arttı. Sürekli öne doğru durdukları için olabilir. Kamburluk arttı. Sizlere kamburluğu önleyici, duruş bozukluğumuzu düzeltecek egzersizler göstereceğim. Omuzlarımız önde. Bu ne demek oluyor? Buradaki pektoral kaslar, yani göğüs kasları gergin. Bunları germemiz gerekiyor. Çocuklarımıza özellikle bunları yaptıralım çünkü hepsinde kambur duruş gelişmiş. Sürekli öne eğilmeye meyilli olduğumuz için bu kaslar daha da zayıflıyor arkadakiler. Öndekiler daha da geriliyor ve duruş bozukluğu oluşuyor. Yüzmeye gidemiyorum, imkanım yok diye üzülmeyin. Eğer bu egzersizi yapabiliyorsanız evde, emin olun yüzmüş kadar olursunuz. Kamburluğu önleyici, duruş bozukluğumuzu düzeltecek egzersizler göstereceğim. Postürümüz, yani duruşumuz nasıl? Omuzlar önde, boynumuz önde.
hafif kamburumuz çıkmış. Şu anki toplum maalesef bu şekilde. Bunun en büyük sebeplerinden birisi tabii ki teknoloji çağı ve yaşanan pandemi süreçleri de etkili oldu. Özellikle doğduğumuz zaman cenin pozisyondayız ve insan doğduğu zaman fleksör kaslar dediğimiz bu öne çeken kaslar, yani eklemleri birbirine yaklaştıran, ekstremiteleri birbirine yaklaştıran kaslarımız gergindir ve güçlüdür. Sırt kaslarımız zayıftır ve bizler yaşadığımız hayatta sürekli öne eğilmeye meyilli olduğumuz için bu kaslar daha da zayıflıyor arkadakiler, öndekiler daha da geriliyor ve duruş bozukluğu oluşuyor. Şimdi size göstereceğim egzersizlerde bunu engellemeyi ve duruşunuzu korumayı hedefliyoruz. Avuçlarımız öne bakacak şekilde başımızın arkasında birleştiriyoruz ve buradayken açıyoruz, kapatıyoruz. Çok basit. Bir diğer egzersizimiz hem kürek kemiklerini mobilize edecek hem de sırtı inanılmaz esnetiyor. Yine boynumuz nötralde olacak. Kolumuzu aşağı doğru indirelim. Bakın şu an sırt gerildi ve yukarı doğru kaldıralım. Evet, süper. Esneyelim. Bu şekilde. 30 saniye ile 1 dakika arası durun ve burada gözlerinizi de kapatarak biraz böyle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Buradayken sol kol sağ bacak, sağ kol sol bacak olacak şekilde. Yani zıt kol zıt bacak egzersizi uzatıyoruz. Ve diğeri. 10 kez yapabiliriz 2 set halinde sabah akşam. Kalçaları yükselttik havada. Ve buradayken seren aşağı yukarı. Evet işte bu. Artık bu final. Yani bunu yapabiliyorsanız artık duruş probleminiz kalmamıştır. Bugün sizlere duruş bozukluğu için ve kambur duruşumuzu düzeltmek için egzersizler gösterdik. Evet Sida Hocam, kamburlukla ilgili egzersizleri gösterdik. Evet. Şimdi kamburluk skolyoza yol açar mı? Bir de aileler, evde izleyenler çocuklarındaki kamburluktan korkmalılar mı? Ya da nasıl anlayabilirler, skolyoz var mı yok mu? Yani hangi boyuta geldiğinde bizim doktora gitmemiz lazım? Bir aydınlatabilirseniz. Tabii omurga üzerinden gösterecek olursak, tabii. Omurgaya yandan baktığımızda biz burada doğal bir, aslında herkeste olan sırt bölümünde doğal bir kamburluk ve buna eşlik eden belde uyumlu bir çukurluk var, bel çukurumuz. Hı hı. Bu kamburluğu öne doğru biz artırdığımızda, yani 40 dereceye kadar literatürde normal kabul ediliyor. Artırdığımızda vücudun dengesi bunu karşılar ve lomber lordozu da, yani bel çukurunu da artırır aynı anda. O zaman bu kifoz olarak adlandırılıyor. Ama bu omurgada, yani omurganın kamburlaşmasıyla oluşan bir şey. Skolyozda ise omurga yana doğru eğilirken, kendi etrafında da dönerken aslında burada omurgada kamburlaşma olmuyor. Buradaki ittik kaburgada bir kamburluk gibi, yani çıkıntı oluşuyor. Literatüre baktığımızda ya da normalde bunu destekleyen bir çalışma yok. Yani kamburluk skolyoz oluşturur diye bir durum yok. Ama ikisinin birlikte eşlik ettiği kifoskolyoz diye bir durum var. Aileler kamburlukla ilgili çocukları çok öne eğik duruyorsa genelde fark ediyorlar. Hı hı. Aslında çocuğumuzda skolyoz var mı ya da duruşunda, postürel omurgasında bir problem var mı, bunu biz evde anlayabiliriz. Çocuğumuzun arkasında baktığımızda, omurgasının ortadan ikiye böldüğümüzde her insanın, sağlıklı her bireyin her iki yarısı da simetriktir. Ama bizim çocuğumuzun omuz yüksekliğinde farklılık varsa, biri daha yukarıda, biri daha aşağıda. Bel oyuntusuna geldiğimizde bir bel çukuru daha içeride girintili, diğeri düz ve dolgun aşağı doğru iniyorsa, öne doğru eğdiğimizde sırt bölümünde bir kürek kemiği diğerinden daha yüksek veya bel çukuruna geldiğimizde bir bel seviyesi diğerinden daha yüksekse çocuğumuzda skolyoz olduğunu düşünebiliriz ve bu durumda bir uzmana, bu alanda çalışan bir fizyoterapist ya da ortopedi hekimine başvurulabilir. Teşekkür ederiz.